Bir muhafazakarlık, fakat değer muhafazakarlığı. Allah Allah. Ne olabilir değer muhafazakarlığı? Muhafaza ettiğimiz acaba neydi? Zaten değerleri muhafaza etmeye gayret etmiyor muydu? Acaba? Bundan birkaç ay önce Ankara'da muhafazakar düşünce mecmuasının terkip ettiği muhafazakarlıkla alakalı bir toplantıya katılmıştım. Orada da çok açık olarak anlaşılabilecek olduğunu düşündüğüm bir takım kavramların aslında düşünülmediğini ya da benim kavramlarımda düşünülmediğini anladım. Bir siyaseten de baksak muhafazakarlık kavramının çok gündemde olduğunu görüyoruz. Kültürün muhafaza edicileri olduğunu düşündüğümüz, olduklarını düşündüğümüz insanlar da aynı kavramdan bahsediyorlar. Fakat acaba biz bu kavramı doğru konumlandırıyor muyuz? Eğer konumlandırıyor olsaydık, bütün bu bozgun, bütün bu farklı şeyler söyleme merakı ya da temelinde sarsıp hiç de alakası olmayan kavramın kendisiyle hiç de alakası olmayan şeylerin oraya konulması şeklinde bir muhafazakarlık olur muydu? Burada bir endişe var. O zaman içinde bulunduğum mesleğim olan ahlak felsefeciliği ya da etikle meşgul oluyorum ama bana acaba bu konuda bir tahlil, bir analiz, yeni tabirle bir çözümleme yapıp yapmayacağım konusunda bir tahlilde bulundu, bir harekete geçirdi. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında hep aynı şeyleri söylüyoruz. Mahmut Bey buradalar. Takiyettin Hoca'nın mutlaka talebesi oldular. Takiyettin Mengüşoğlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi değerli felsefe profesörlerinden. Bir kitabının adı Değişen Davranışlar, Değişmeyen Değerler. Ahlak felsefesini ve ahlak felsefesi içindeki değer kavramını ele alırken benim her zaman ileri sürdüğüm bir söz bu. Değişen davranışlar, değişmeyen değerler. Bizde bazen değişmeyen değerler ve davranışlar var. Fakat acaba değer bunların içinde var mı? Ya da değer ne dereceye kadar kendini hissettiriyor? Çünkü değerin olabilmesi için özellikle ahlaki alanda insani, vicdani, ahlaki değerlerin olabilmesi için orada bizzat insanın sahnede olması gerekiyor. Terim mazur görün, insanın aktör olması gerekiyor. Yani fiilin sahibi olması gerekiyor. Yine bunu seçtiğim için özür dilerim. İnsanın özne olması gerekiyor. Eğer bu özneyi, bu aktörü, bu fiilin sahibi olan, yani o davranışın sahibi olan insanı görmüyorsak, şahıs olarak, kişi olarak insanı orada görmüyorsak, burada değerden de bahsetmek mümkün olmuyor. Bazen sosyal alışkanlıklara, bazen tamamıyla robotik, otomatik davranışlara, tabir olarak düşünmeksizin icra ettiğimiz, ortaya koyduğumuz fiilleri aslında ahlaki olarak adlandırıyoruz. Sosyal bir fotoğrafı çekilirse elbette bunlar ahlak adına ortaya çıkar. Fakat içinde insan yoksa, insanın fiili olarak bu davranışlar ortaya konmamışsa, bu formlar, bu normlar gerçekleştirilmemişse orada da ahlaki alandan bahsedebiliriz. O halde bir adım daha ileriye gidelim ve iki söylediğim şeyi birleştirelim. Değer içinde insanın özne olarak var olduğu, fiilin sahibi olarak var olduğu ahlaki davranış çerçevesinde ancak bu insan varsa değerdir. Bunu
bu kadar muhterem estetikle, sanatla, sanat düşüncesiyle meşgul olan zevatın önünde söylemeyeceğim ama ağzından kaçmış olsun ve bir haddi olmadan söylenmiş bir söz olarak düşünün. Estetik değerler için de böyledir. Yani siz bir sanat insanı olarak dinleyen, icra eden, ortaya koyan, besleyen, ressam olarak o eseri vücuda getiren insan olarak da bu estetik değeri ancak görebilirsiniz. Ve sizin orada gerçekten var olmanız gerekir. Ben kendi hallerim çerçevesinde konuşuyorum. O zaman belki toplum adına konuştuğumuzda da bir kültür bilincine sahip olarak sahip olan insanlar adına konuştuğumuzda da bu değerin kendisi için konu olduğu, kendisi tarafından gerçekleştirilecek olan insanı beraber düşünmek lazım. Bunu aksattığımız zaman da ortada hiç kimse kalmıyor. Ahlaki değerler açısından bakalım. Bir tarafta gerçekleştirilmesi gereken değerler alanı var. Bunlar ödevler olabilir. Bunlar prensipler, ilkeler olabilir. Fakat bunlar insanın üstünden aşağıya doğru bir blok gibi düşmez. Bunlar o insan tarafından bilinçle, yani şuurla fark edilir. Bu şuurun hemen arkasından gelen bir ahlaki şuur vardır. Bilinçle fark edilir. Bunun hemen arkasından gelen bir ahlaki bilinç olmalıdır. Buna isterseniz ayrıca daha derinlerde vicdan da diyebilirsiniz. Bu vicdan dolayısıyla siz sorumluluk kazanırsanız, sorumlu olursunuz. Fakat sorumluluğunuzun temelinde de mutlaka hürriyetinizin, yani metafizik anlamda bir hürriyetin, serbestlik anlamında söylemiyorum, değer itibariyle bir özgürlüğünüzün, bir hürriyetinizin, insan olmak itibariyle sahih bir biçimde, kendi kendisini temellendirecek biçimde bir özgürlüğünüzün, bu özgürlüğe bağlı bir sorumluluğunuzun olması gerekir. Biz buna mükellefiyet diyoruz aynı zamanda. O mükellefiyet bu prensibin insan tarafından üzerine alınmasıdır. Bu prensibin, bu ilkenin, bu değerin o insan tarafından onun üzerine alınmasıdır. Ve onun adına da eylemde, fiilde, aksiyonda bulunmasıdır. Bu yoksa bir ahlaki alandan bahsetmek güçtür. Aksi takdirde ahlakı bir takım mekanik, otomatik hareketler dizisini indirgersiniz ki insanı insan kılmak için var olan ahlaki değerler orada ortadan kaybolmuş olur. Bunu tekrar söyleyeyim. Antropolojik, etnolojik, sosyolojik olarak fotoğrafı ahlak adına çekilebilir. Ama bizim noktayı nazarımızdan, yani orada insanı arayan bir göz noktayı nazarından yoktur. O halde muhafazakarlık neyin muhafazakarlığıdır? Muhafazakarlık tutuculuk değildir. Tutturuculuk da değildir. Muhafazakarlık bir otistik, takıntılı, yani kendi içine kapanan ve takıntıdan ibaret olan bir takım davranışların tekrarlanması da olmaz. Muhafazakarlık kendinde çok geniş kapsamlı bir bilinci bu değerler adına muhafaza etmelidir. Demek ki muhafazanın bir insanı muhafaza edişi var ve bu insana göre de bir değerlerin tekrardan ortaya konuşuyor. Biz bu noktada, bu safhada muhafazakarlık bilincini gözden geçirmek mecbur edilmeliyiz. Yani sadece şekil seviyesinde kalan, sadece davranışların, alışkanlıkların seviyesinde kalan, otomatik, mekanik bir takım davranışlar seviyesine indirgenen bir muhafazakarlığın en sonunda hiç de muhafaza etmeyişlere bizi açtığını görüyoruz. Bu kavram bize ayrıca yanda ya da ileri bir merhalesinde başka bir takım kavramları da düşünmeye sevk edecektir.
Ben görüyorum hat sanatımızın o örneklerini seyrederken harfler, güzel örnekler var. Allah'ın sıfatları sizleri seyrederken mesela ya hafız dendiğinde ona çok yakın bir biçimde fettah, ya fettah da deniyor. Şimdi bu niye bu kadar birbiriyle yakın? Yani bir kapının üzerinde görüyorsunuz. Diyelim ki bir dergahın, semahanenin, tebrikahinin kapısının üzerinde bunu görüyorsunuz. Bu koruyucu olmak, hafız korumakla alakalı, muhafaza etmekle alakalı olan şey neden aynı zamanda açmakla da alakalıdır? Şimdi bunu kapıyla ilgili olarak düşünenler olabilir. Doğrudur. Ama bana içindeki fettah ismi, sıfatı eğer insanla ilgili olarak da düşünecek olursa bir aksiyonu hatırlatıyor. Bir dinamizmi hatırlatıyor. Dedi ki akademimizin çok kardeşi olan veya abisi olan Fetih Cemiyeti'nin konu edindiği Fetih kavramı ve Fatih kavramı bir yerde bu dinamizmin, bu aksiyonun İstanbul'un fethi dolayısıyla ne manaya geldiğini, bir medeniyet bilinciyle daha da derinlerde ne manaya gelmiş olabileceğini 1950 yılların başından beri bize anlatmaya çalışıyor. Bunun bir istila hareketi olmadığını, bir bütünleşme, bir kendine açma ve kendini açma hareketi olduğunu ama mutlaka aksiyonla alakalı olduğunu gösteriyor. O halde muhafazanın bu aksiyonu bertaraf etmesi mümkün değil. Muhafaza edilecek olan o şeyle bunun içinde aktif, dinamik, etken bugün dediğimde söyleyeyim. Olmanın birlikte düşünülmesi lazım. İşte tam da burada değerler söz konusu olduğunda bu değerli. Tam da burada vicdani, insani, ahlaki değerlerimiz. Bunlar söz konusu olduğunda aksiyonla, aktif bir ruhla ele alınması gerektiğini fark ediyorsunuz. Nitekim, değer kavramı bizim felsefecilerimiz, felsefeciler tarafından ele alındığında olgulara nazaran bir farkla ele alınır. Değer dediğimiz zaman olan değil. Yani tek düze, orada var olan vaka değil, vakıa değil. Hadiselerin oluş tarzı değil. Fakat daha da ötede onların benim tarafından, yani insan tarafından nasıl yeniden ele alınıp bir değere uygun olacağı düşünülür. Yani değer olan değil, fakat olması gerekendir. Bunu biraz daha açalım. Bu bir erdeme doğru, bir fazilete doğru insanı götürecektir. İnsanı bulunduğu yerde, olayları olduğu yerde koymayacaktır. Fakat daha öteye doğru bir sıçramayı, önce bir hamleyi, bir sıçramayı, hatta bir tür ulvi olana doğru bir kanatlanmayı da getirecek şekilde kendini aşmayı gerektirir. Değerler dediğimiz zaman eğer bunu statik olarak bir defada verilmiş ve bütün zamanlar için aynı kalacak şekilde düşünürseniz, özellikle davranış kalıpları olarak, bu olması gereken alanı insan öznesinin, gayretinin alanını oradan kaldırıyorsunuz demektir. İşte ahlak felsefesi bize bunun olması gereken alan olduğunu gösterirken bir de ayrıca insanın kendine hapsetmeyen, eğer tasavvufi bir terimle söyleyecek olur ve bu noktada tasavvuf düşüncesini de yardımıma çağıracak olursam insanın nefsini aştırtan ve ötelere doğru, kendinden daha öteye doğru bir diğergamlık ahlakıyla, hatta öteki insanlarla bütünleşmeye doğru bir diğergamlık ahlakıyla, hatta bir gayretle, bir ideal alışla
hatta bir cihan şumul, evrensel bir ideal alışla da ilgili olduğunu düşünmüş olursunuz. Bir medeniyet eğer medeniyet olacaksa, biraz kültürden ayrı bir biçimde, sosyolog hocalarım beni affetsinler, kültürden ayrı bir biçimde bir de ayrıca medeniyet olacaksa, bu kültürün ve bu kültürün içinde yaşayan insanların, oluşturan insanları, o kültürde manevi hayatiyetlerini bulan insanların böyle bir dinamizmin içinde olması gerekiyor ve medeniyetin bir tür tıpkı şahıs olarak insanda olduğu gibi bir de toplum olarak insanda da bir idealit hatırlatıyor olması gerekiyor. Medeniyet bir ahlaki ideal takip edilerek, ahlaki değerler sistemine doğru yol alınarak, toparlanarak oluşuyor. Biz sosyologlar tarafından mutlaka bize getirilmesi gereken bir izahı da olabilir. Acaba bu toplum tarafından, bütün fertler tarafından, bütün kişileri tarafından hissedilebiliyor mu? Hissedilmiyor olabilir. Ama toplumun genel bir esprisinin, ruhunun böyle bir ahlaki gaye takip ettiğini düşündüğümüz zaman bir vicdani, ahlaki, insani gaye takip ettiğimiz zaman, hatta bir evrensel, ideal bir gaye takip ettiği zaman ancak o toplum halinde düzene girdiğini ve bir medeniyet adına konuşabildiğini fark ediyoruz. Şimdi o halde bir değer bilincine ihtiyacımız var. Bu değer bilincinin kendisi için var olduğu, kendisini bir aksiyon, bir ahlak kişisi olan, olarak hisseden, şahsiyeti olarak hisseden insana ihtiyacımız var. Ve eğer bunu topluma getirirsek, bir de ayrıca bunun bir medeniyet haline dönüşmesi için idealler halinde takip edilen ortak müşterek bir takım gayeler haline düşünmesi lazım gelir. Bir de böyle bir kavramımız var. Sami Ayverdi hanımefendi, insanlığın yüzünü müşterek bir gayeye çevirmekten bahsediyor. Bu onları uniform hale getirmek anlamına gelmez. Ama her bir ferdi, her bir küçük topluluğu ve her bir yavaş yavaş büyüyen bir topluluğu ve hatta her küçük harfle yazabileceğimiz ve yavaş yavaş büyük harfle yazmaya başlayacağımız medeniyeti ve tek bir medeniyeti, belki de insanlık medeniyetini en son noktada bir insanlık gayesine doğru çevirmek ve böyle bir değerler sistematiği içinde oluşmasını sağlamak gerekiyor. Eğer bu şahıs veya şahıs gibi, şahsiyet gibi düşünebileceğiniz bir toplum ortada yoksa, onun özgürlüğü, onun sorumluluğu yoksa, değerlerden de bahsedemeyeceğimiz gibi müşterek gayeden de bahsetmemiz mümkün olmuyor. Bu düşüncelerle değerlendirmeler yaparken her zaman düşünmekten büyük zevk duyduğum ve hatırladığımda hep kendisine döndüğüm bir metni tekrar gündeme getirmek istiyorum. Bu Rubealtı Akademi Mecmuası'nın ilk sayısındaki 1970'te Nihat Yetiştir'de Nihat Sami Banar Bey tarafından ele alınan bir konuyla alakalıdır ve Nihat Sami Bey bir beyanname burada neşretmiştir. Bu beyannameyle alakalı olarak da Tahsin Vangıoğlu'nun ve Sami Ayverdi Hanımefendi'nin bir değerlendirmesi vardır. Şimdi bu daha çok edebiyat üzerinden ve dil üzerinden ele alınmıştır. Fakat nasıl cihan şumul bir gaye takip eden bir değerler sistematiğiyle alakalı olduğunu aslında ve doğru bir muhafazakarlık ya da üst bir kavram, kucaklayıcı bir kavram şeklinde düşünecek bir muhafazakarlık benimsemek istiyorsak nasıl ve neden oraya geri dönülmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Ve tam da bu kubbelerin, kubbe altının kubbeleri olduğunu, kubbe altının kubbeleri çok güzel bir kubbe olduğunu düşünürsek
Bunun tekrar bir değerlendirmesinin yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Ve aslında anlatılmaya çalışılan medeniyet değerleriyle ilgili olduğunu söylemeye çalışıyorum. Çok sayarsanız birkaç şey yapacağım. Bunlardan bir tanesi Nihat Sancı'yı şöyle söylüyor. Medeniyetler kabul edildikleri ülkelere çok yere dilleriyle, kelimeleriyle, fikirleriyle ve felsefeleriyle, çok şükür felsefeleri burada belirgin olarak yer almış, edebi nevileri ve şekilleriyle, imanları ve her türlü medeni hamleleriyle birlikte girer. Girdikleri yerlerden de her medeniyette yaşayacak kudrete sahip bir takım dil, kültür ve sanat mirasları alır. Neden? Çünkü bunlar insaniyedir. Çünkü bu manada cihan şumudur. Yani bugünkü terimle söyleyeyim genç arkadaşlarım için. Evrensel. Ancak bu karşılıklı alışverişler hiçbir milleti kendi milli zevkinden, milli kavrama, milli mizacından, karakter şeklinde okumak, anlamak ihtiyacındayım. Milli ve tarihi değerlerinden tam da burada uzaklaştıramaz. Burada bir şahsiyet söz konusudur. Yani bir taraftan bir şeyleri alabilecek ölçüde ve bir şeyleri verebilecek ölçüde seviyeye ulaşmak söz konusu. Fakat bu seviyeyi ancak bir şahsiyetin içinden oluşmak söz konusu. Bunu değer açısından bakıyorum. Öyle değerlerle bütünleşebilmek ki aslında siz bu değerlerle yüksek ve yüce değerlerle ancak kendi içinizde, kendi medeniyet alanınızda ilave ediyorum, kendi şahsiyetiniz itibariyle tam da bu şahsiyeti taşıdığınız için muktedir olabilirsiniz. Yani bunlarla konuşmak ancak böyle mümkün olabilir. Biraz daha okuyacağım. Her millet kendi dil, kültür, sanat ve medeniyet tarihinin kendi zevkiyle işlenmiş miraslarını, burada bir parantez var, bu soysuzlaşma felaketine uğramadığı müddetçe, parantezi kapatıyor, muhafaza eder. Tekrar okuyacağım. Her millet kendi dil, kültür, sanat ve medeniyet tarihinin zevkiyle, kendi zevkiyle işlenmiş miraslarını muhafaza eder. Demek ki burada tam da bir şahsiyetten bahsediyor. Fakat başka bir kavram daha geliyor ki asıl orada tam ihmal ettiğimiz bir konuyu etik ya da ahlaki bir şahsiyetliliğin ne demek olduğunu anlamak bakımından görmek istiyorum tekrardan. Bunları muhafaza ettiği müddetçe de haysiyetli olma vasıflarını taşır. Yani bir şeyleri muhafaza etmek niye aynı zamanda haysiyeti gerektiriyor? Ya da haysiyetli olmak neden aynı zamanda bir şeyleri muhafaza etmenin gerekli olduğunu söylüyor? Bunu çok iyi anlamak lazım. Bir değerlendirme yapmama izin verin. Yine Fethiçe'ninki dolayısıyla Kurdaaltı Akademisi Vakfı'nın düşünce sistemiyle veya ruh dünyasıyla bütünleştiğini düşündüğü ve bizim de herhalde öyle müşahede ettiğimiz Yahya Kemal Bey. İmtidattan bahsediyor. Yani bir devamlılıktan bahsediyor. Demek ki bir hafızadan ve bir gelecekten ve bir halden bahsediyor. Bu imtidat neyi muhafaza etmiştir? Neyin bir şekilde devam etmesi halidir? Bana kalırsa tam da yeri geldi bir şahsiyetliliği muhafaza ediyor. Peki bu şahsiyetlilik nasıl şahsiyetlilik olmuştur? Evet, bu kendi üzerinde bir şuurdur. Ama kendi üzerindeki şuur sadece bir varlık alanının bilgisi, taşın, toprağın, coğrafyanın şuuru şeklinde değil, bir haysiyetliliğin şuurudur. O halde şahsiyet de haysiyet, bir medeniyet alanına tıpkı şahsın, ferdi şahsiyetin kendisinde olduğu gibi aktarılabilir ve bahsettiğimiz alan da böyle bir alandır. Bu nasıl mümkündür diye soracaksanız geriye doğru dönüyorum.
evrensel, cihanşumul, alınabilir ve verilebilir değerlere sahipseniz. O halde kendi içine kapalı, değişmeyen, dönüşmeyen, bir dinamizme, bir tazelenmeye sahip olmayan, duran, tutuculuk şeklinde kendisini ifade eden o alan aslında muhafaza, karlılık fikrini tam da ifade eden o alan. Ben bunu ahlakla getiriyorum. Ahlak alanında insan haysiyet insanıdır. Kendisindeki izzet-i nefsi ve tasavvuf lisanıyla konuşacak olursak daha da ileri bir merhalede izzet-i hakkı muhafaza eden ve onun üzerinden değerler sistematiğini yeniden işleyen ve ona bir dinamizmi kazandıran bir alandır. O halde muhafazakarlığın önce bunu düşünmesi gerektiğini düşünüyoruz. Burada ses ve mimari üzerinde önemli değerlendirmeler var. Türk tarihinde hangi alanlarda, hangi konular edebiyat içerisinde değerlendirilmiştir, bunlar var. Fakat gele gele şuraya geliyoruz. Bir bozgun olduğunu Nihat Sami Bey fark ediyorlar. Bunu sanat ve edebiyat üzerinden anlıyorlar. Ve insanın insan kılınması bakımından, insanın kendisini insanca oluşturması bakımından neden bir kaos söz konusu olduğunda bunun geriye doğru izlediğini de anlatıyorlar. Ama şu ifadelere de rastlıyoruz. Bu zamanda yani 1970'lerin başında, şimdi acaba ne durumdayız? Sanat ve edebiyatın nizamsızlığı, seviyesizliği, türlü adilikleri, basit, başıboş ve insanlıktan uzaklaşmış bir hayatı körüklercesine, tersine çalışması dünya ölçüsünde büyük tarihsizliktir. Demek ki burada dünyanın bütünü için önemli bir problem var. Ortada bir kaos var. Halbuki diyor, sanat insanı ve insan ruhunu bulunduğu seviyeden kanatlandırarak az veya çok yükselttiği zamanlarda evet, ancak sanattır. Şimdi burada durağanlık değil, insanı bulunduğu yerden alan, tıpkı değerlerde olduğu gibi bir gayeyi kendisine veren ve onu bulunduğu zaviyeden, seviyeden kanatlandıracak bir ruha sahiptir. Bu ifadesi daha sonradan, iki sonraki makalede aynı sayıda Samiha Hayber Hanımefendi tarafından da alınmıştır. Ve tam da gaye olarak bunun gösterilmesi gerektiğini düşünmüş oldukları ve bize öğretmiş oldukları muhakkaktır. Dünya sanatı sanata, popülerliğe, hatta proleterliğe doğru değil de insanlığın insanlıktan çıkışına doğru tahrik edici bir rol oynamaya başlamıştır. Aynı şekilde muhafazakarlık bilinci eğer değer kavramını gündeme getirmiyor ve değer dolayısıyla bir gayeye doğru sizi aktarmıyorsa bir takım cihanşumul, insani, vicdani değerlere doğru sizi çıkartmıyorsa buradaki muhafazakardan da bir şey anlamak söz konusu değildir. Muhafazakarın adına orada olan en sonunda biraz daha ilerlediğine herhalde sarstığınız zaman dökülüp robotik davranışlar olduğu için de ortada kalmayacak ve ortada değeri yok edecek olan o şeyler gelecek. İnsanlık en kötü görüşlerle düşünen şair ve yazarların eserlerinde bile böyle ulvi kahramanların mutlaka yüksek vicdanlı ve terbiyeli taraflarını görüyor, onları örnek ediniyor. Aynı kahramanların vicdan ve terbiye dışı hareketlerini ise müthiş bir kader eliyle cezalandırıyor. Burada başka bir kavrama geliyoruz. Şimdi eğer cihanşumul, evrensel bir gaye takip edecekseniz değerler alanında, edebiyatla